Herkes selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki artık Perşembe günü oyuna gelmesini beklediğimiz ikonik moment Eto. Çok fazla heyecanlıyız ve inşallah gelecek diye tahmin ediyoruz. Daha herhangi bir açıklama yok ama yaklaşık bir ay oldu neredeyse PES Master'a yükleneli ve artık Eto'nun gelmesini bekliyoruz. Peki Eto'yu biz hemen ilk maçına çıkarmıştık kanalımızda, biliyorsunuz konsol versiyonunda. Bugün ise kendisini bir free kick yapacağız. Free kick antrenmanı yapacağız. Hemen ekranımızı görüyorsunuz. Eto'yu gördüğünüz gibi ikonik moment Eto'yu Barcelona'da bossladığınızda güçleri bu şekilde oluyor ve 99 level oluyor. 99 rating oluyor. Peki çok kaliteli bir free kickçi mi? Değil maalesef ki. Uzun mesafe free kick 78, kısa 79 ama tam bir penaltı canavarı diyoruz. 96 penaltı vuruyor. İsterseniz inanılmaz beyin yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bakalım Samuel Eto'nun free kick'te nasıl başarılar olacak? Kaleye de Chelsea'den Mendy'yi seçtim ki gerçekten çok beğendiğim bir kaleci. Bakalım onu avlayabilecek miyiz? Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Hadi gelin isterseniz videomuza geçelim. Dostlar, bugün Samuel Eto'yu bütün duran toplarda değerlendireceğiz. Free kick, penaltı, gerekirse kornerlerde bile deneyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ne kadar falso veriyor, ne yapıyor, hepsini burada kontrol edeceğiz. İlk şut geliyor. Birazcık sanki böyle alta doğru vurdu. Bakalım kavisi nasıl verecek? Şöyle sağ alta doğru basalım. Yani döndürmesi güzel ama tam böyle Beckham tarzı. Tabii falso yeteneği iyi olmadığı için, Beckham kadar iyi olmadığı için o tam döndürmeyi yapamıyor ama şöyle mesela vuruşlarda bir tık döndüreceğiniz pozisyonlarda güzel şutlar çekecek. Hadi be oğlum, yüzümüzü kara çıkarma. Hadi be oğlum, yüzümüzü kara çıkarma. Şimdi biraz da 30 metrelere doğru, biraz da şöyle ileri doğru basacağım. Yani kepçeleme şut çekmediği için barajı geçmek biraz zor oluyor. Buradan da normal şut çektiğimizde büyük ihtimal kaleci çok rahatlıkla tutacaktır diye düşünürken aldı içeri. Evet, bu açı biraz zor bir açı. Normalde 78 ve 79 vuruyor. Buna göre bence şu anda fena da vurmuyor ya. Yani tabii ki de mesela normalde Beckham'la şöyle falsolar ya da Messi'yle bakın, buradan yaptığınızda asla gol atamaz. Bu falsolarda gördüğünüz gibi Messi ve Beckham tarzı, Ronaldinho tarzı oyuncuların verdiği falso kadar vermiyor. O yüzden siz barajın üstünü, hatta direği baz alırsanız direğin şöyle birazcık yanına doğru gelip, çünkü çok fazla falso verme yeteneği yok. O yüzden bunu şeyde de, mobilde de deneyebilirsiniz geldiğinde. Yani çok böyle kavisli falso da verseniz o çok kavis almayacaktır toplarda. Bunu da birazcık fazla bastım ama biraz altta bastığımda gördüğünüzde kalecinin kurtaramayacağı yere doğru gittiğini görebiliyorsunuz. Bakın tekrarlayacağım şuradan. Ya çok fazla falso veremiyor. Bunu da içeri aldı lan. Şuradan deneyelim tekrardan. Yani az çok ayarı bulduk. Yani Samuel Eto oyuna geldiğinde artık tamamıyla bir güzel bir free kick kullanıcısı olmasa da yani aşağı yukarı iyi şutlar çekeceğiz. Bakın farkındaysanız elimiz alıştı. Çünkü nasıl falso verdiğini artık anladık. Şimdi mesela 25 metre şöyle hemen biraz daha şöyle veriyorum. Bakın artık her çektiğimiz şut yavaş yavaş güzelleşmeye başladı. Her çektiğim noktayı da değiştiriyorum farkındaysanız. Normalde David Beckham ve Messi de şu bölgelerden vurmanız gerekirken Eto'yla falso yeteneği çok iyi olmadığı için bir tık daha geriden, yani çok daha topu döndürmeyecek şekilde vurabiliyorsunuz. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Artık yavaş yavaş alıştık ve çok rahatlıkla mesafe tanımadan bütün şutlarımızı güzel çekebiliyoruz. Aslında oyunda şöyle, FIFA'da nasıl bilmiyorum, ben çok fazla iyi kullanamıyordum ama oyunda şöyle bir artı var PES'te. Yani adamlara alıştığınız takdirde hemen hemen her adamla iyi şutlar çekebiliyorsunuz. Hatta Samuel Eto, bir de şuradan plase. Mendy. 30 metre biraz daha fazla, yine şöyle yaptım. Tabi biraz şut gücü nasıl bilmiyorum ama evet, şut gücü çok da üst düzeyde değil. O yüzden 30 metrelerde falan kaleyi bulsanız dahi kaleci çıkarıyor. Hemen şöyle tekrarladım. Kaleci Mendy. Gerçekten o da bilmiyorum ama son dönemlerin en formda kalecilerinden biri diye düşünüyorum. Hemen 27 metreye geliyoruz. Şöyle bakın, tam olarak şu. Biraz fazla bastım ama güzel gitti. Merak etmeyin, penaltıyı da deneyeceğiz. Şöyle bir iki daha free kick çekelim. Hazır elimiz alışmış ve güzel gidiyorken yine şöyle bastım. Abi ne? Griezmann! Hoca penaltı ama antrenmanda penaltı olmaz ki. Pique! Pique!
Bak Eto'ya bak. Bak Eto'yu izle. Eto'yu izle. Samuel Eto. Oğlum şaka maka var ya, iyi frikik çekmeye başladım Eto'yla. Hemen şurası. Bak. Çünkü mesafe biraz dar. Hemen şurası. Eto. Ama farkında mısınız bilmiyorum ama Eto ile crossbar challenge falan mı denesek? Pedri poposuna çarptı. 28 metre tam olarak açı şu. Şu. Çok iyi abi ya. Çok iyi ya. Bak hemen değiştiriyorum, 26 metre. Yine bak açı. Açı bu. Çok falso veremez. Yine güzel. Ben direkleri bu arada gol sayıyorum arkadaşlar. 29 metre biraz uzun gelecektir. Şöyle biraz fazla bastık ama ben onu montajda gol diye yaparım. Şöyle biraz da 20 metrelerden tabii döndürmesi bunun zor olacağı için şöyle direği baz alarak yaparsanız çok daha size artısı olacaktır. Hatta daha bile içeriden yapmak gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi falso yeteneği maalesef ki çok üst düzeyde değil. Oradan bir iki tane daha deneyeceğim çünkü tav oldum oraya. Hemen şöyle içe doğru. Bu arada falsoya da basıyorum ha. Aynen. Çok daha iyi vurdu. Bir de şu taraftan 20-22 metrelerden de vurabiliyor. Şöyle yapsam onda da. Tek sıkıntı farkında mısınız bilmiyorum. Mesela biraz önce de tipi o kadar doldurdum ama gol olmuştu. Bu sefer olmadı. O da serbest vuruş yeteneğinin çok üst düzeyde olmamasından kaynaklanıyor. Yani bir vurduğunu bir daha vuramıyor. Mesela bu sefer daha fazla doldurdum. Güzel gitti. Bakın şimdi aynı şekilde dolduracağım ve aynı şekilde doldurduğumda gol de attı olacak. Bak biraz öncekiyle hemen hemen belki daha bile fazla doldurdum. Onun farkındaysanız bu sefer de direğe vurdu. Normalde dışarı çıkıyordu. Yine yaptım. Bu sefer de daha alttan gitti mesela. Şimdi gelelim bir de penaltı. Biliyorsunuz klasiktir bizim. Öncelikle köşelere normal tek tık vuracağız. Daha sonra da sert vuracağız. Öncelikle şu alta bu arada farkındaysanız üst taraflara biraz daha şey ama alt taraflara daha iyi vurabiliyor gibi görünüyor. Tek tık yaptık. Burada kalecinin kurtarması önemli değil. Burada attığı yer önemli. Alt 90'a attı. Ayak içi çok temiz. Bir de ayak içiyle şöyle yukarı doğru kaçırma ihtimali de var ama bakacağız. Oha! Tabii şut 98 olduğu için bakalım şimdi nasıl vuracak. Yine köşeye ama sanki böyle içe doğru sağ tarafa daha iyi vuruyor gibi. Yine tek tık yaptım. Sonra bir de sert de vuracağız. Bakalım sert vuruşlar nasıl olacak. Mesela bunda öbür tarafa, sağ tarafa daha içeri doğru ayak içi daha iyi plase bırakıyor. Şimdi bir de Panenka deneyelim. Bakalım Panenka'ya gelişi vesairesi. Yani hani bir Pirlo değil Panenka'da ama. Bir de şimdi sert vuracağız. O yüzden şöyle yapalım. Bakalım sert vuruşları nasıl. Farkındaysanız aslında biraz daha üst tarafa hedef aldık ama çok da iyi vurmadı. Şimdi şöyle yapalım. Bakalım nereye doğru vuracak. Yani gösterdiği daire büyük olduğu için tabii ki doğaldır. Hemen bir de şu tarafa doğru şöyle yapacağım. Bakalım topu dışarı mı atacak, içeri mi vuracak? Ben sert penaltılarını net söyleyeyim çok beğenmedim. Bir de şöyle deneyelim. Ben çok beğenmedim sert penaltılarını. Yani ayak içi bir daha sağ tarafa atayım, videoyu bitireyim. Yani şu çok tatlı attı çünkü. Şöyle hafif biraz daha şöyle fazla bassak acaba nasıl vurur? Abi sağ tarafı çok tatlı vurmuyor mu ya? Ya denk geliyordur değil mi? Yani bakalım nasıl vuracak? Bence bu da çok tatlıydı. Bir iki tane daha deneyeyim. Çok hoşuma gitti bu arada penaltı çekmek. Bir de şu tarafa şöyle hafif dolduracağım. Şu bakalım şöyle. Biraz daha içeri doğru alıyorum ki dışarı atma ihtimali olmasın diye. Çünkü biliyorsunuz yuvarlağın içine atıyor muhakkak. Mesela şimdi 90'a doğru hedef aldık. Yani ayak içi daha temiz. Son bir penaltımızı yapıyoruz ve bitiriyoruz. Şöyle hafif. Şöyle vuralım. Yine
direğe çarpma ihtimali de olacak. Kaleci kurtarmazsa ve kaleci kurtardı. Bugün Eto'ya free kick antrenmanı, daha doğrusu duran top antrenmanı yaptırdık. Dediğim gibi penaltılarda çok daha yetenekli, free kicklerde öyle değil ama yine free kicklerde de gol atabiliyorsunuz. Mobilde de büyük ihtimal atabileceksinizdir. Ama free kick yetenekleri bir Carlos, bir Beckham gibi maalesef ki Ronaldinho gibi değil. Zaten normalde de çok böyle free kickten golünü çok da aşırı hatırlamam. Beckham dediğimiz oyuncular, Ronaldinho dediğimiz oyuncular topun başına her zaman free kicklerde geçen oyunculardır. Ama Eto'nun çok fazla geçtiğini görmezdik kariyeri boyunca. O yüzden ama penaltı konusunda da iyi. Güzel, inşallah bu hafta gelir diye tahmin ediyoruz. İnşallah gelir. Bu arada bu videoya her like atan kardeşime inşallah Eto gelirse ilk topta çıkar diyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.